Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak düzenlediğimiz 6 Haziran Diyetisyenler Günü etkinliğimize hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, Sayın İl Sağlık Müdürü, Bölüm Başkanı, Sayın Dekanım, bölgemizin kıymetli diyetisyenleri, sevgili öğrencilerimiz, 6 Haziran Diyetisyenler Günü etkinliğimize hoş geldiniz. Bu vesileyle öncelikle Diyetisyenler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aslında yani çok uzatmadan bir iki şey söylemek istiyorum. Beslenme özellikle günümüzde üç önemli etkiden, üç önemli anahtar kelimeden birisi. Birisi güvenlik, birisi teknoloji, birisi beslenme. Bu hepsi şu anda toplumların, ülkelerin, insanlığın geleceği için önemli. Beslenmenin önemini anlamak için daha önceki yıllara, binlerce yıl öncesine bakmak lazım. Hipokrat biliyorsunuz beslenmeyle ilgili önemli bir mesaj veriyor. Diyor ki, eğer besinlerle düzeltebileceğiniz bir şey varsa, bir sorun varsa asla ilaç kullanmayınız. Bu insanlara önemli bir mesaj. Yine milattan önce 460'larda diyor bunu. 980'de yine ünlü hekim İbn Sina diyor ki yemek üzerine yemek yemeyin. Yediğiniz zaman az yiyin. Ölçüyü kaçırmayın. Ki şuna dikkatini çekiyorum. O zamanlar analiz yok, yapı taşı yok, hiçbir şey bilinmiyor ama ana mesajlar o zamandan bu zamana veriliyor. Yine 1400 sene önce kutsal kitabımızda diyor ki yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Aslında ölçüler o zamandan koyulmuş. Ama gelinen dünyamızda şu zamanda önemli sorunlar var. Az sonra konuşmacılarımız bu konuda bize önemli mesajlar verecek, yönlendirme yapacaklar. Neden sağlıkla ilgili önemli sorunlar yaşıyoruz? Bunun en önemli sebeplerinden birisi beslenme. Beslenme her şeyin başı. Sağlıklı beslenme önemli. Beslenme ile ilgili güzel bir tanım var. Diyor ki yemek yemek bir zorunluluktur. Ama sağlıklı yemek yemek bir sanattır. İşte burada kim devreye giriyor? Bu sanatı, sanat sahibi olabilmek için bunu öğretecek ustalara ihtiyaç var. Kim şu dönemde onlar? Beslenmeliydi, diyetisyenler. Sizler yani. O bakımdan son derece önemli bir meslek. Toplum için yeni neslin sağlıklı, sıhhatli olabilmesi için başarılı bir neslin devamı için, ülkemizin geleceği için son derece önemli bir alan beslenme. Bunun dışında aslında az önce söylediğim anahtar mesajları günümüze taşıyarak beslenmeyi yoluna koymamız lazım. Yine beslenmeyle ilgili, sağlıklı yaşamayla, yaşlanmayla ilgili bir iki şey söyleyip uzatmadan noktayı koymak istiyorum. Son zamanlarda sağlıklı yaşlanma, yaşamanın altın kuralları kabul edilen 4 unsur var. Birisi yeterli ve dengeli beslenme, ikincisi hareketli yaşam, üçüncüsü stres kontrolü, dördüncüsü nitelikli uyuma. Bunlar bir masanın ayakları gibidir. Onlar dengeli mutlaka olmalı ki biz sağlıklı yaşayalım, sağlıklı yaşanalım. Bunun en güzel örneklerinden birisi Japonlar. Şu anda 100 yaşın üzerinde 10.000'den fazla insan var. Ha onun da olumsuzlukları var. Yaşlı bakımı sorunu meydana geliyor ama sağlıklı yaşamak her şeyden önemli. Sağlıklı yaşayıp yaşanmak her şeyden önemli. Yani sonuç olarak beslenme anahtar kelimesinin hakkını verebilmek için diyetisyenlerin hem kurumlarımızda hem akademik dünyada
yerini alması, etkin olması lazım. Bir örnek daha verip noktalamak istiyorum. 1962 yılında ilk öğrencisini Hacettepe Diyetetik Bölümü alıyor. 66'da 10 mezun veriyor. 1966 10 mezun veriyor. Bu 10 mezundan 3'ü araştırmaya yönlendiriliyor. Ondan sonra da işte günümüze geliyor. Şimdi bakıyorsunuz büyük üniversitelerin çoğunda beslenmenin yüksek lisansı var, doktorası var. Çok sayıda beslenme bölümü lisans mezunu öğrencisi veriyor. Buna bazılarımız olumsuz bakıyor. Olumsuz bakmamıza gerek yok. Şimdi biz sağlığın bütün alanlarında dünyaya eleman yetiştiriyoruz. Böyle bakarsak hiçbir sorun yok. Şimdi bizim yetiştirdiğimiz elemanlar, ben beslenme bölümüne online bir sunum yaptım bir hocanın. Özel İstanbul'da özel diyetisyenlik yapıyor. Sordum, bundan sonra hedefiniz ne? Bizim ülkemizde diyetisyenlik eğitimini almış. Dubai'de şubesini açacakmış. Ha, muhteşem. Muhteşem. Dünyanın bizim yetiştirdiğimiz sağlık elemanlarına ihtiyacı var. Bunun bilincinde olarak bu yolda emek harcamamız lazım. Bu alana katkı sağlamamız lazım. Şu anda dünyanın aslında en önemli sorunlarından birisi beslenmedir. Konuşmacılarımızdan bununla ilgili ayrıntılı bilgiler alacağız inşallah. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Kahveci'ye konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, konuşmasını yapmak üzere Trabzon İl Sağlık Müdürü Sayın Doktor Hakan Usta'yı davet ediyoruz. Önce şunu bir çıkaralım. Yani sizlerin karşısında kilolu düğme kapanmıyor durumuna da düşmek istemiyoruz ama mecburen açtık düğmeyi. İliklenmiyor yani. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, çok değerli hocalarım, çok değerli sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bir mesleğin bütünü olarak baktığımızda sağlık camiası özellikle büyük bir camia olarak 39 meslek kolundan oluşmakta. Onlardan biri de diyetisyenlik olarak bakıyoruz. Diyetisyenlik olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında göz ardı edilmiş iki branştan birisi. Mesleğimizde ve sürecimizde ama sonraki geleceğimize de damga vuracak iki meslek mensuplarından biri diyetisyenler, diğeri de fizik tedavi teknisyenlerimiz maalesef. Şimdi Sayın Hocam bahsetti, gelecekten bahsetti. Gelecekte yaşlanan nüfustan bahsediyoruz ki Trabzon'umuz şu anda Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip olan bir il. Türkiye ortalaması 9 küsür falan 10 diyelim ama Trabzon 13 küsürlerde. 14'e diyemiyoruz ama 13'ün üzerinde maalesef. Dolayısıyla yaşlı nüfusumuzu fazla olan bir ildeyiz ama ülke olarak da geleceğe sair baktığımızda yaşlı nüfusumuzun arttığını görebiliyoruz. Bu yaşlı nüfusun sağlıklı yaşayabilmesi için de işte az önce söylediğim bu iki branşa ihtiyacımız var. Fizik tedavi ve diyetisyenlik. Bu iki bölümün öne çıkması gerekiyor. İki branşın geleceğe sair ortaya bir şeyler koyması gerekiyor. Ve gelecekte sağlıklı yaşayabilmemiz için daha neler yapılabilir şimdiden düşünmesi gerekiyor. Öyle bir süreç yaşıyoruz. Bunun için de en önemli parametre sağlık okuryazarlığı. Aslında iş burada başlıyor. Hocalarımızdan başlıyor. Üniversiteden başlıyor. Ki bu üniversitemiz hocam da dediği gibi dünyaya ışık saçan bir üniversite. Ama daha neler yapılabilirizin hesabını şimdiden yapmamız gerekiyor. Gerçekten sağlık okuryazarlığı dediğimiz konu mesleğin içinde olan birileri olarak, birisi olarak ve gördüğümüz tablodan yola çıkarak aslında işimizi çok iyi bilmediğimizi, idare-i maslahat gittiğimizi, bilgiyi tam olarak içimize sindirmediğimizi ama süreç içerisinde nasılsa öğreniriz veya gelen talep doğrultusunda nasılsa bir şeyler söyleriz tarzı yaklaşım hekiminden başlayarak yerleşmiş olan bir süreçten bahsediyoruz. Bunu ortadan kaldırabilmemiz için de sağlık okuryazarlığı yani sizlerin, bizlerin, hepimizin
işimizi öncelikle en iyi yapabilmemiz, en iyisini öğrenerek yapabilmemiz çok önemli. Burada hocalarımızın en iyisini öğrettiklerinden şüphemiz yok. Belki kendilerini daha da ne yapabiliriz diye sorgularlar. Ama asıl bizlerin ne öğrendik üzerine ne koyabilirizin peşinde olmamız gerekiyor. Bu şekilde yaklaşarak olaya geleceğe sair bakabileceğimizi söylemiş olalım. Gelecekte yaşlılıkla ilgili kısa bir not daha vereyim Sayın Rektörüm. Biz şehrimizde bundan 6-7 yıl kadar önce yıllık doğum sayımız 12 binlere yakınken geçen yıl doğum sayımız 9500. Yani doğurmuyoruz ama yaşlanıyoruz. Yani %13 küsür yaşlılık, ciddi bir yaşlılık ve gittikçe bunun artacağının emarelerini de veriyoruz. Doğurganlığımız aşağıya geliyor. Dolayısıyla her yönüyle sizlerin sağlıklı nesiller ve sağlıklı gelecek için kendinizi daha yetiştirmeniz ve sahada rol almanız gerekiyor. Biz üzerimize düşen bakanlık olarak gereken neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Artık yeterli sayıda daha da artan süreçte diyetisyenler, fizik tedavi teknisyenleri aramıza katılıyor. İnşallah öğrenciler aramızda mezun olanlar var. Onlar da bu orduya katılarak aynı süreçleri yaşayacak ve geleceğimize ışık tutacaklar. Ben bu süreçte eğitim sürecinde katkısı olan tüm hocalarıma, dekanıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerin inşallah yeterli olarak aramıza katılmanızı sağlamış olacaklar. Bu kapanış toplantısının da sertifika programının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Usta'ya konuşması için teşekkür ediyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'yı arz ediyorum. Evet, Sayın İl Müdürüm, Sağlık Müdürüm, değerli dekanlarım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bahattin Hoca geldiğinde hocam bir diyetisyenler günü yapacağız, katılır mısın dediğinde ilk tepkim şey olmuştu ya, diyetisyenlerin de günü mü var diye. Onun için ben de bilmiyordum hakikaten. Tebrik ediyorum bu diyetisyenler gününü. Tabii bu günler tek güne indirgenemez. Hayat boyu bunları yaşamak lazım. İşte anneler günü, babalar günü bir gün olabilir mi? Bence de diyetisyenler günü aslında her gün olmalı. Tabii ben şahsım olarak da diyet yapıyorum. Az önce çeketi zorla ilikledim. Bu aslında tabii modern yaşamın getirdiği, eskiden insanlar benim büyüklerim köyde yaşardı, bağ bahçede. Ben hiç onları kilolu hatırlamıyorum yani. Böyle ince, çip sürü. Benim mesela bir dayıcığım var şimdi, Allah uzun ömür versin. Çivi gibi ama niye? Sabah tarlaya gidiyor, akşam çıkıyor. Yakıyor yani, aldığı enerjiyi yakıyor. Ve ben de hiç rahatsız bir hastalık, sağlık problemi de görmedim yani. Bütün problem kiloda, obezlerde sıkıntı değil mi? Tabii obez olmasa diyetisyenler de işsiz kalacak bu arada. Şu anda evet çağın şeyi yani bu diyet olayı, beslenme, Bahattin Hocam bahsetti az önce, beslenme gerçekten önemli. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ama şunu da söyleyeyim, insanoğlunun para kazanma hırsı gıdayı da bozdu. Yani bir şey yiyoruz ama ne var içinde? Bir yün E'ler var. Bu E'ler ne yapıyor? Raf ömrünü arttırıyor. Bir şey, farklı bir şey veriyor. Bir tat veriyor ama 20 yıl içinde acaba ne yapıyor? Bilemiyoruz. Yani doğallıktan uzaklaşınca şehir hayatı, işte para kazanma hırsı, içine farklı katkı maddi bir şeyler, farklı bir şeyler katıyorlar. Bilmiyoruz ki. İşte burada da devlete, belki Tarım İl Müdürlüğü'ne, gıda grubuna çok iş düşüyor. Yani ne yiyoruz ona bakmamız lazım. Ya ben genelde şu şeyim var, şöyle bir prensibim var. Yani ambalajlanan bir şeyi yememeye çalışıyorum ama mümkün mü? Mümkün değil. Yani ambalaja giriyorsa bir sıkıntı var, problem var. Tabii kiloyla beraber hastalıklar, doktorlara iş düşüyor bu sefer işte. Yani onun için
Diyet önemli. Diyetisyenler, bu arada şunu söyleyeyim, diyetisyenlerin ekonomik şeyi de bayağı bu aralar iyi yani, onu da söyleyeyim. Bu mezun olacaklara veya hala mesleği, etrafımda çok gidenler var. Şimdi geçen gün yine bir tane diyetisyene giden kişiyle konuştum. Diyorum sen yani niye gidiyorsun? Ya bu şeyler belli, yiyeceğin, işte spor yapacağın, aktivite yapacağın, işte sebze, balık falan sayıyorum ona. Ya bunları sen yapabilirsin, ne gerek var? Aldığım cevap. Ama diyor, o beni kontrol ediyor, işte şimdi cep telefonundan ne yaptın, sabah ne yiyeceğin, öğle ne yiyeceğin. Onun için diyetisyenlere gerçekten ihtiyacımız var ve toplum obez oluyor yani gittikçe. İşte bu kolalı aslında orta yaşlarda değil, çocuklarda bile bakıyorsun hareketsiz, işte alıyor şeyini, kolalı içeceği, hamburgeri, bilgisayarın başında, değil mi, hareketsiz ve hareketsiz bir toplum olduk. Bu da niye? Arabamız var, asansörümüz var, her şeyimiz var. Telefon açıyorsun markete veya şeye, kapına geliyor her şey. Çok fazla hareket etmeyi sevmiyoruz. Yani biraz böyle şey yaptık, böyle çok rahat yaşamı, rahat yaşamın getirdiği aslında, konforun getirdiği şey bunlar aslında. Evet, bunları el birliğiyle aşacağız. Bizim besleme diyetik bölümü ilk defa öğrenci aldı, değil mi? Mezun, inşallah 3 yıl sonra mezun vereceğiz. Ama ben şunu söylüyorum her zaman hocalarımı. Yani toplumla iç içe işler yapalım. Geçen gün bir tane belediye şey yaptı mesela. Çok hoşuma gitti. Belediye yapıyor bunu. Almış bir tane şey, bu vücut kitle indeksine veren bir cihaz var ya. İşte 30'un üzeri diyor obez. Geziyor mahalleler arasında. Bir de slogan yapmış. Şişmanlık pişmanlıktır diye. Böyle bir sloganı da var. Mahalleler arasında gidiyor. O geziyor falan. Yani bir farkındalık. Hocama ben bölüm başkanına söylüyorum. Gidelim biz size gerekli aracı, bütün cihazları alırız yani. Yani toplumda bir farkındalık yaratalım. Bunlar tabii kolay değil. Bu bir kültür işi. Onun için ben bu günü düzenleyen Sayın Dekanımıza, bölüm başkanına, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bol aktiviteli, bol diyetli günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Çuvalcı'ya teşekkür ederiz.